Şimdi üniversitelerde hükümetin solcu bildiği, demokrat bildiği, Atatürkçü bildiği, kısacası kendinden olmayan kim varsa temizleme gayretine girdiği bir dönemden geçiyoruz. Bizden değilsen darbecisin diyen bu yaklaşım esasında darbecilerin yaklaşımından hiç de farklı değil. Biz ne yaptığınızın çok farkındayız. Türkiye'yi devlete ele geçirme ihtirasıyla siz bu hale getirdiniz. Şimdi Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali herkesin, FETÖ'ye karşı çıkan herkesin hayatını zindan ediyorsunuz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Türkiye'nin en değerli insan gücünü siyasi fırsatçılıkla tüketmenize asla izin vermeyeceğiz. Yarın yine aldatıldık diye bundan da sıyrılmaya çalışmanıza hiç izin vermeyeceğiz. Yeni mağduriyetler yaratıp Türkiye'nin geleceğini yine kendi siyasi ihtiraslarınızla yok etmenize de biz asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye demokrasi için her adımda mutabığız. Ama bu demokrasiyi hiçe sayan hiçbir adımında ortağı olmayız. Ellerinizle yerleştirdiniz. Şimdi hep beraber hukuk çerçevesi içerisinde bu temizliği yapacağız. Ama asla demokrasi dışına çıkan adımlarınızda yanınızda olmayacağız. Bir darbe fırsatçılığıyla Türkiye demokrasisinin yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize kastetmiş olan FETÖ'nün Türkiye'den temizlenmesi bir zorunluluktur. Bunu başımıza açmış olan siyasi yapının da bu konuyla ilgili hesap vermesi bu temizlik kadar zaruridir. FETÖ'yle mücadele, bütün kurumlar nasıl bu mücadele kapsamında temizleniyorsa her şeyden önce FETÖ'yü devlete yerleştirmiş olan AKP'nin de kendi içerisinde bir siyasi temizlik yapma zamanı geldi, çoktan geçiyor. Kendileri söylemişlerdi. Büyük şehirlerimizi parsel parsel verdik dediler. Peşkeş çektik dediler. Fethullah Gülen'le kol kola resimlerini her yerden yayınladılar. Pensilvanya'ya ziyarete gidip bunu bir dış ilişkiler gibi sundular. Vatandaşın kendilerine vermiş olduğu demokratik yetkileri yasa dışı olduğu belli olan bir örgütle açıkça paylaştılar. Şimdi bu temizliğin de yapılması gerekiyor. Ancak bütün bu yapılanlardan şunu görüyoruz. Yaklaşım küçük balıkları temizleyelim, büyük balıklara dokunmayalım. Bunun arkasında da yatanın AKP iktidarının kendi siyasi iktidarını kollamak olduğu gerçeği apaçık ortada. Bu ülkenin masum insanlarının canlarına kastetmiş, fedakar askerlerine kumpaslar kurmuş, namuslu akademisyenlerine, işini yapan gazetecilerine hayatı zindan etmiş, en sonunda da ülkenin kendi uçağını, tankını, tüfeğini gasp edip insanlarımızı katletmiş bu örgütle mücadele etmek bu ülkenin siyaset kurumunun bu ülkeye borcudur. Yapılmak zorundadır. Dün bu yapıyla paralel yollarda yürüyen AKP'nin temizliğe hiç de paralel olmayan bir biçimde hemen kendi içinden başlaması gerekmektedir.